Yayınımız başladı. Bu arada Ali Rıza Bey'in oğlu Ufuk Bey'in avukatı Elif Serin çok da yardımcı ve destek oldu bize. Ona da ekran başındaki seyircilerimizin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Eskişehir'deyiz. Ufuk biliyorsunuz ki babayı alıp Eskişehir'e yerleşmişti. Asuman Hanım'dan uzaklaştırmak için. Biraz sonra Asuman abla ilk kez eşini de görecek. Özkan sendeyiz. Evet Esam, şu anda Eskişehir'deyiz. 8 aydan beri eşini göremediğini iddia etmişti Asuman Hanım ve o Ali Rıza Bey de buraya geçen Ufuk Bey'di. Eskişehir'e, Bursa'dan Eskişehir'e taşımıştı. Şimdi hem Ufuk Bey'le hem Asuman Hanım'la bu işin aslında detaylarını kendisinden konuşacağız. Ben direkt aslında mikrofonu Ufuk Bey'e uzatmak istiyorum. Neden? Bursa'dan babasını Eskişehir'e getirdiği için. Ufuk Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Benim buraya babamı getirmemin amacı kesinlikle kaçırmak değildi. Burada herkese de sorabilirler. Ben babamı burada gece gündüz yollarda yürütüyorum. Yani... Çok daha mikrofonun yerini değiştirsin açıdan dolayı. Ben babamı... Devam edin. Babamı burada sabah çıkıyorum, yürüyüşe çıkartıyorum. Burada çevreyi görürseniz, buralar yani çok müsait yerler. Hem huzurum kaçmasın, hem babama vereyim aklımı. Yani ben babam için elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Şöyle bir şey, kafada soru işaretleri var. Acaba bu çocuğun malda mı gözü var, mülkte mi gözü var? Ben babamdan bana gelecek bir şey varsa onu da reddi miras yapmaya hazırım. Babamdan bir kuruş bile temenni etmiyorum. Yani avukatım Elif Serin de burada. Yani babamdan gelecek mirası çocuk esirgeme kurumuna ya da hayır kurumuna vermek de istiyorum. Eğer böyle bir soru işareti varsa, ama benim babamı ben bu şartlarda yani edebinde ve adabında olduğu müddetçe gösteririm. Babana ama ne edebi, olduysa Nisan efendim. Ayında oldu. Yani 10 yıl boyunca yanındaki hanımefendiyle evet. Bir hayat arkadaşlığı vardı. Sağlıklıydı, bir şekilde güllük gülistanlı. Evet, evet. Evlilikte sıkıntılı olur, hayatlarını sürdürüyorlardı. Evet. Hasta olmasıyla beraber senin evlat evet, olarak babanı korumak istemen, ona bakmak istemen aslında çok takdirlik bir davranış. Yani biz görüyoruz ki evlatlar ailelerini istemiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Sen bu kadar özveriliyken yanındaki hanımefendi, hayat arkadaşı, ya kocam ben de onun yanında olayım diyorsa siz niye 8 aydır bu kavganın içindesiniz? Bunu anlamıyorum. Hepinizin faydası, iyiliği babana dokunacak. Konuyu niye buralara kadar taşıdınız? Esra Hanım biz bu konuyu kendi aramızda konuşalım, uzlaşalım diyoruz. Yani bazı taraflar uzlaşmıyor. Yani ben artık bıktım. Biz defalarca bir araya geldik, konuştuk. Kim o uzlaşmaya? Defalarca Asuman Hanım kendisi uzlaşmıyor, öyle söyleyeyim. Evde konuşmalar yapıldı. Yani böyle bir kafanı yani çevirip bir baksan. Şey... Bir yüz yüze baksanız, tamam, bugüne bakayım, kadar yaşanmışlığınız var. Ben sana kuzum bir ben tane. Canımın içi, oğlum diye hitap ettim sana. Canım o oğlum diye kayıtlısın telefonda. Neden ben Azrul'un hesabını ver? Neden beni engelledin? Babanı benden neden kaçırıyorsun? Babanı bana neden göstermiyorsun? Soru Fuat, Bursa'dan neden taşındın Eskişehir'e? Orada da bir o şeyler vardı. Gidecek yerler vardı, bir şey yürüyecek yer. Arabanız var. Parka götürüyoruz. Ya Asuman abla, adam yanında sorsana ama gözünün içine baksana. Bunun sorusunun cevabını ver Ufuk bana, ver oğlum. Ben şöyle söyleyeyim. Hı? Ben babama en sağlıklı ortamı sağlamak zorundayım. Ben çünkü şöyle 11 ay boyunca Asuman ablaya babamı yani her zaman geldi, kapımı açtım. Ondan sonra baktım ki bazı hakaretler var, bazı şeyler var. Hani ben dedim ki uğraşamayacağım. Ben babamı kendimi babama adayacağım. Ben bu tarz şeylerle uğraşamam. Biz bu konuyu mahkemede halledeceğiz. Yani bu konu mahkemeye iştirak edildi. Bu konu mahkemede çözülecek bir konu. Evet, babama kötü davranıyordu. Vasisi, gördüm, sen vasisi gördüm, olmak istiyorsun. Söylemem. Asuman Hanım vasisi olmak istiyor. Hepiniz özverilisiniz. Adam hasta. Yani ne halde olduğunu bilemiyorum. Yani hani şu anki durumunun ne olduğunu bilemiyorum. Ama sen bekar ve yalnız bir insansın. Bak işinden gücünden doluyorsun. Asuman abla da senin annen sayılır. O olur, gündüzleri o bakar, akşamları sen bakarsın. Ne bileyim yani kendi aranızda bir yol bulsanız. Bu teklifte bulundum zaten ben. Oğlum işine git, işten çıkma. Benim yardıma ihtiyacım olduğu zaman gelirsin dedim. Bir çünkü de şu... benim orada bunun evinde kalmam müsait değil. Orası bekar evi Esra'cığım, kuzum. Ya benim bekar evi, bir mekar evi, kocan orada ama o da evladı. Yerleşim yerim orası.
Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın vesayet davalarında yetkili ve görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemeleri bu kısıtlı adayının yaşadığı yerdir. Mahkeme Bursa'da devam ediyor. Şimdi oğlu şöyle bir gerekçe sunması lazım. Benim işim orada. Ben Eskişehir'e o yüzden gittim. Ya da benim orada mülküm var, kira ödemek istemiyorum. Orada bakabilirim. Şimdi siz orada Eskişehir'e götürme nedeniniz burada daha rahat derseniz o zaman tüm Bursa halkı size der ki ya Bursa yeşil bir yer, hastanın bakımına daha iyi bir yerdir. Bütün kaplıcası, maplıcası, her şey orada. Gerekli bir gerekçe değil. Evet. Ve ben meslektaşım da orada sormak istiyorum. Eşinin kısıtlığını, adayının görmesine engel bir ceza yargılaması süreci var mı? Şiddet olgusu var mı ona yönelen? İkincisi herhangi bir uzaklaştırma kararı var mı? Bu kararlar yoksa müvekkili niye Bursa'yı terk ederek Eskişehir'e geldi? Hemen çok kısa haliyle sorarsanız. Sordum. Tamam. Meslektaşım, öncelikle merhabalar. Kolay gelsin, hoş geldiniz. Herhangi bir şekilde ceza aşaması şu anda yok. Ceza aşaması şu anda herhangi bir şekilde yok. Ufuk Bey'in de buraya gelmesinin sebebini ben kısaca size, hani kendisi de izah edecektir zaten. Müvekkilim de kendisi burada. Kısaca ben de şöyle izah edeyim. Burada daha sağlıklı bir şekilde kendisini gezdirmek maksatlı, işte kaplıcalara götürmek maksatlı, fizik tedavisini gerçekleştirmek maksatlı buraya getirdi kendisini. Etrafta işte gerek koşu yolunun olması, yani günlük kendisi de belirtti burada az önce. Yaklaşık günlük bir 10 kilometre koşusu var kendisine. Kısıtlının yerleşim alanı ve yetkili mahkeme Bursa. Bursa'daki mahkeme şimdi talimat yoluyla, bu çok uzun bir süreç. Yani bu şartlar mantıklı şartlar değil. Yani gezme alanı yok, fizik tedavi yok diyerek bunun karşılığı olmamalı. Bu daha çok ben vasi adayım ve ben burada çalışıyorum. Benim işim burada ya da benim mülküm burada diyebilirsiniz. Ama yok, orada kiraya çıkıyorsunuz, burada fizik tedavi imkanı var. O zaman dönüp şu soruyu soruyorlar insanlar. Eşinden uzaklaştırma amacıyla bu yerleşim yeri değiştirilmiş. Amaç burada kaçış. Asuman'ı uzaklaştırmak. Kesinlikle öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Eşinden uzaklaştırma gibi bir duruma ben şahit olmadım. Kendisi de zaten hani istediği zaman gelip görebilecek buraya bir insan ama. Buraya nasıl gelirim kızım ben? Başıma nasıl gelebilirim Elif'ciğim? Nasıl gelirim avukatım? Yani iki haftada bir siz gelirsiniz. Ufuk Bey'e gelir kendisi. Gerekli olursa siz kalırsınız. Ama gelip beni Ufuk beni engelledi. Telefondan engelledi. Ben ulaşamıyorum Ufuk'a. Ufuk, kapıya niye engelledin? Tüm kapıları şöyle kapattın. Şöyle ulaşma sağlanırsa farklı alternatifler üretilebilir tekrardan. Şimdi avukatımız Elif. Elif, bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum aracılığın için. Sağ olasın. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim desteğin için de. Şimdi aralarında uzlaşma sağlanırsa tekrardan bir ortak yol bulunabilir. Biz bunun teklifini de daha önce yaptık zaten Asuman Hanım'a. Ama ortak şimdi bugüne kadar Ufuk'un hani, bunu niye yapmamış olması? Yani Ufuk'un bugüne kadarki davranışları, hareketleri zaten şimdi, konuyu buraya kadar Esra getirdi. Şimdi çok fazla dosya ilişkin ben detay veremiyorum. Evet. Yok, ben dosyayı konuşmak istemiyorum. Onun yeri burası değil. Veremiyorum. Evet. Ben Ufuk'a sormak istiyorum. Hazır canlı yayındayken. Yani şu anda da. Hani Ufuk, niye bugüne kadar böyle bir tavır sergiledin? Tabii. Yani bu kadıncağız kalktı oralardan buralara geldi. Bak olay televizyonlarda konuşuluyor. Esra Hanım, her şey göründüğü gibi değil. Her şey öyle sizin gördüğünüz gibi değil. Ben o telefonda çok tehdit. Yalanlayacaksan ben konuşamam. Sürekli hakaret, taciz alıyorum, hakaret alıyorum. Ben artık telefonu niye açayım? Esra Hanım söyleyin. 4 Kasım konuşmalarını, kaydını çıkartın. Her şey oraya çıkacak. Kimin niyeti neymiş? 4 Ufuk, Kasım. Buraya nasıl geldiniz? Efendim? Yani birbirinize hakaret edecek, kötü sözcükleri nasıl sarf etmeye ben başladınız? Ben hiçbir zaman hakaret etmedim. Ben şimdi, hakaret etmedim. Sen Asuman Benim Hanım'a en fazla güveniyor musun? Cümlem, abla terbiyesizlik. Sen Asuman Hanım'a ben güveniyor Ben ona güvenmiyorum. Musun? Ben babamı ona bırak... Ben ona hiç güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun? Ben hiç güvenmiyorum ona. Çünkü benim babamın aklı melekeleri yerinde değil. Herkes kendi yaşadığını bilir. Benim babama yaptıklarını ben kendi gözümle gördüm. Peki babandan nefret ediyordun. O nefretin nasıl sevgiye dönüştü? Onu anlat bana Ufuk. Onu anlatsın bana Esra Hanım. Babasından nefret ediyordu. Benim dayımın oğluna... Bak sen çok bak, iftira atıyorsun. Yemin ederim sen bağlanacak.
yemin ederim sana. Sen çamur at izi kalsın. Kenan bağlanacak, yemin olsun Esra'cığım. Yine babasına iyi bakamayacağını düşünüyor ama sen de Ufuk'la ilgili aynı iddiada bulunuyorsun. O da bakamaz diyorsun asla. Babasına. Ben Ufuk'a güvenmiyorum. Ben Ufuk'la aynı. Ufuk'la ben aynı şey. Niye ben bakmadım mı? İstediyken niye ilk başta erkek kardeş, abi vasi oldu? Siz neredeydiniz? Ben Ufuk Bey'e de sormak istiyorum. Asuman Hanım'a da. Onun hesabını ver. Benim vasi olduğumdan haberim yok. Benim vasili aldıktan Ufuk sonra Bey'in haberi oldu. Var mı? Hülya avukat hanım. Bilmiyorum. Ya yanında kız sor işte. Ufuk Bey'in haberi. Ufuk senin haberin var mı amcanın vasili aldığını? Benim haberim var. Kendisi söyledi, bize söyledi. Senin de haberin olması ama lazım. Niye ama ona izin verdiniz? Ne gerek var amca sana? Ben yaparım, ben vasisi olayım demediniz. Hayır, şimdi şöyle bir şey. Şimdi o zamanlar aile büyüğü olarak... Aile büyüğü olarak o dedik hani, o da mesela geldi ya yoğun bakıma. Dedik ki hani bir şey olursa amcam hani durumu da iyi olduğu için sahip çıkar. Hani Vasilya o zaman tam olarak bilmiyordum ben ne olduğunu. Sonradan öğrendim. Sonradan o dedi ki amcam. Ay yani, amcam, Ali Rıza bir de cama çıktı. Vasil ben olayım. Asuman Hanım bakın eşiniz. Bak. Camda. Ali Rıza ben kimim aşkım? Ay kurban olurum ben sana yeşil gözlüm. Sen almaya geldim gülüm. Senin için ATV'ye çıktım aşkım. Ben seni seviyorum bir tanem. Kurban olurum ben sana. Beni yeşil gözlerine kurbanım ben senin. Ay bak karısını kurban görünce. Kurban olurum ben sana. Canımın içi. Sen beni tanıdın mı aşkım? Ben kimim aşkım? Ay kurban. Ay. Ay vallahi Allah şifa versin. Allah şifa versin. Ay öpücükler atıyor. Şimdi cama çıktı. Onu hemen arkadaşlarımız yakalamaya başladılar. Yani Ufuk ve Asuman abla bu kavgayı yıllarca da sürdürebilirsiniz ama kavgalarla hiç kimsenin bir çözüme gittiğini abi, kurban görmedim. Olurum. Canımsın. Ben ne dedi Asuman? Eşim, ben bir şey istemiyorum. Asuman ben ne dedi sana? Istemiyorum. Ben mal istemiyorum. Bey, eşin ben ne burada dedi? Esra'cığım sana sesleniyorum. Söyle ben ne dedi? Ben eşimi istiyorum. Tamam da eşin seni görünce ne dedi? Asu diyor. Asu diyor, çiçek diyor bana, beni tanıdı, tanıdın mı diyor Ali Rıza'm, Asuman'sın diyor, eşimsin diyor Esra, beni tanıdı Esra, kurban olurum Esra ben sana. Şimdi bak avukatım yanında sana, avukatımız Elif Hanım da var, Ufuk Bey ile beraber hocanı 8 Esra, ay sonra Esra. İlk defa göreceksin. Esra ben senin iyiliklerini unutamam, kurban olurum Esra. Sen önce bir görüş. Elif Hanım da tamam. Orada bu konuda tamam Esra, iki tarafında uzlaşması olması, Ali Rıza Bey'in sağlığına kavuşması konusunda hem avukat olarak hem de insan olarak gerçekten de çok özverili tamam. Davranıyor. Seni şimdi kocanın yanına, yeşil gözlünün yanına uğurluyorum. Tamam. Hadi gidelim. Bak bak. Ya apartmana girişlerini de görmek istiyorum. 8 ay sonra Asuman Hanım ilk kez eşini görecek. Nisan ayında bir beyin kanaması geçiriyor. Baş ağrısı şikayetiyle gitmiş. Çocuklar göstermiyorlar. O 8 ayda yaşanan bir sürü olay var zaten. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Ama ilk defa başka bir şehirde yan yana gelecekler. Ama eşinin tepkisi benim için çok önemliydi. Yani o gördüğünde hani bir karanlık bakarsınız hasta bile olsanız. Bir de böyle bir yüzünüz parlar. Ali Rıza Bey'in yüzü parladı. Şimdi oradan çıktıktan sonra Özkan nasıl olduğunu, neler yaşandığını bize aktaracak. Ali Rıza Bey'in eşini gördüğünde hangi tepkileri verdiğini, soru sorup sormadığını hepsi de bilgisi gelecek. Ama ben şuna sevindim. İnşallah iyi bir adım atmışızdır ve bunun devamı gelir. Çünkü her şey iyilikle ve güzellikle çözülecek. Kavga dövüşle zor yani. Anca bağırırız karşılıklı. Sen bağırırsın, ben bağırırım. Sen hakaret edersin, ben küfür ederim. Sonra gideriz karakollara, mahkemelere çıkarız. Sonuç? 0.